Evet, şu anda arkamda Louvre Müzesi'nin dikkat çeken bir diğer eseri var. Bu Akbabalar Steli olarak bildiğimiz bir şey. Mezopotamya ve Sümer kent devletlerinin en çok adını duyduğumuz ikisi Umma ile Lagash, çok sık savaş yapan ya da barış düzenlemesi yapan iki devlet gibi görünüyor. Bu da onlara ait bir savaş sahnesini betimliyor. Burada aslında bir tür propaganda çok açık bir şekilde var. Çünkü gördüğünüz gibi askerler çok düzenli bir şekilde komutanların emrinde düşmana doğru saldırırken düşmanlar da ayaklarının altında yerlere serilmiş gösteriliyor. Yani tepelenmiş gözüküyorlar. Hatta bu düşmanların çıplak olarak betimlenmesi, savaş sırasında rakibin insanlıktan çıkarılması veya hakaret edilmesi uygulamasının da epey eski olduğunu bize gösteriyor. Bu rölyefte dikkat çeken başka bir özellik ise askerlerin aldığı düzen aslında. Daha sonra Roma üzerinden falanx düzeni olarak bildiğimiz üzere aslında ondan belki de 2000 yıl önceden itibaren Sümer coğrafyasında askerlerin, yani piyadelerin tabiri caizse son derece düzenli bir savaş yürütebildiklerini, yani bir emir komuta zinciri altında 10-15'erli gruplar halinde savaşabildiklerini görüyoruz ki bu aslında oluşturulan kalkanlarla birlikte grup kendi zarar görme riskini epey azaltarak, fakat zarar verme kabiliyetini epey yükselterek yeni bir savaş nizamı almış gibi görünüyor ki bu aslında Sümer devletlerinin en büyük özelliklerinden birisi olacak.